Merhaba, iyi haberler yakalayıp yangın bölgesi için, orman yangını bölgesi için size aktarmak istiyoruz. Ama bir gün daha ciddi sıkıntı. Sistem gücünü biraz daha artırıyor, sıcaklıklar biraz daha çıkıyor. Bahsettik, cuma günü bir tık daha yukarıya sıcaklık taşınacak ve nem biraz aşağıya çekilecek diye. Dolayısıyla maalesef orman yangınlarına olumsuz yönde destek vermeye devam ediyor. Meteorolojik koşullar hatta o desteğini artırıyor. Şimdi hiç mi haber yok? Yağmur haberi falan arada çıkmıyor mu? Birkaç gündür bahsediyoruz. Cumartesi için Antalya, Isparta, Burdur, Afyon dolayları için bir yağmur olasılığı söz konusu. Muğla, Denizli biraz ortada muhtemelen olmayacak ama bir ihtimali var. Ama Muğla çevreleri için maalesef ihtimal zayıf. Güneyde yani yangın bölgesinde cumartesi için yağış ihtimali daha çok Antalya, Isparta, Burdur. Oradan biraz kuzeye çıktığımızda Afyon dolayları için söz konusu. Bunun dışında yangın bölgesi için pek bir yağışımız yok. Kuzeyde durum nasıl? Cumartesi için sağanak beklediğimizi söylüyoruz ve birçok kişi yazmış, çizmiş hani CAPE değerleri, CAPE indeksi yüksek değerler veriyor diye. Evet, veriyor ama şu anda halen çok net durumda değil. Neden? Çünkü şu anda sistemle beraber giriş yapan yağış da CAPE değerlerinin yüksek olduğu zaman tam örtüşmüyor. Ama o yüksek CAPE değerleriyle beraber, şimdi CAPE ilgili olmayanlar için çok yabancı bir kelime olarak kalabilir. Ben onu çok hızlı bir şekilde, çok rahat anlaşılacak şekilde hani düşey karışım, konvektif hareketin bir noktadaki ölçütlerinden biri olarak söyleyelim. Kuvvetli düşey yönlü karışımlar. O kuvvetli yönlü karışımlar bizim orajlı dediğimiz, boranlı dediğimiz şeyleri, yağışları oluşturuyor. Yani oraj dediğimizde yıldırımlı, şimşekli, gök gürültülü, ondan sonra dolu ihtiva eden, hatta süper hücre oluşumlarını destekleyen hava hareketi. Şimdi bu hareket kuvvetli, yüksek, cuma öğleden sonra akşam saatleri itibariyle, hatta cumartesi bile değil ama beraberinde yağış hemen örtüşmüyor. O nedenle o havadaki yağışın su buharının bir miktarını indirecek, arkasından sistemle beraber gelen yağış yere ineceği için bir ikiye bölünme söz konusu olabilir ama çok net durumda değil. Onu yarınki bültenlerimizde daha detaylı veriyoruz. Ama şu anda bir risk var mı? Evet var. Şu anki verilerle olasılıkların ne olduğunu söyleyelim. Cuma akşamı ve cumartesi için öğle saatlerine kadar kuvvetli sağanak var. Su baskınları yapabilecek çapta. Hortum oluşumu ihtimali %20'lerde, düşük bir oran değil bu. Dolu ihtiva etme ihtimali, yani iri taneli dolu ihtimali de yükselmiş, %30'ları aşmış durumda. Bu da yüksek bir oran, düşük bir oran değil. Hani %70 olmayacak, %30 olacak, 30 daha düşük, %70 olma ihtimali daha yüksek gibi değerlendirmemek lazım bunu. %30 yüksek bir orandır, düşük bir oran değil. Dolayısıyla ya da %35'ler. O nedenle risk var mı? Evet var. Dikkat. Batı Karadeniz için bu daha yüksek. Yani Düzce, Karabük, Bartın, Bolu, Zonguldak, Kastamonu çevreleri kuvvetli sağanaklar alacak. Su baskınları ve sel riski burada biraz daha yüksek. Ama Marmara'nın doğusu da, orta ve doğusu da İstanbul'da bu alan içerisinde kalacak şekilde sağanak, hatta dolu ihtiva edebilecek sağanak olasılığı söz konusu. Yarınki videolarımızda daha detaya girmiş olacağız. Zaten kalan bir gün var. Yani şimdi detayı vermeyeceğiz de ne zaman vereceğiz diye soran izleyicilerimiz olabilir. Oradaki de şu, yani bir dolunun, süper hücrenin, hortumun oluşumu öyle 48 saat öncesinden çok belirgin olmuyor. Evet, ihtimalini söylüyoruz ama işte %30, %40 gibi olasılığının olduğunu söylüyoruz. Bu daha yüksek olasılıkta hale geldikten sonra daha netleşmiş olacak. Ama şu anda tedbir gerektiren bir durum var. Böyle bir olasılık olarak karşımıza duruyor. Risk yönetirsek kriz yönetmek zorunda kalmayız. Şimdi ama yangın bölgesi için de bahsettik. Antalya, Isparta, Burdur. Biraz da Afyon çevrelerini etkileyecek şekilde bir yağış ihtimali güneyde cumartesi için söz konusu. Pazara muhtemelen kalmayacak sağanak yağış. Umuyoruz ki olacak. Umuyoruz ki o zamana kadar yangınlarımız kontrol altına alınmış olur. Ama bunun detayından dün de bahsettik. Artık bundan sonra farklı şeyleri, başlıkları ele alarak, daha doğrusu takip ederek yeni normallerimiz üzerinden yönetmelikler, kurallar, kuramlar ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü artık toprakta, havada,
ağaçlarımız da bitkilerimiz de eskisi gibi değil. Kuraklık bambaşka bir hale getirdi ve bununla alakalı bir çalışma yapıldı. Onu da sizinle paylaşıyoruz. Hava durumunun detayına geçmeden önce bakın haritada görüyorsunuz. Bunu şöyle bir tam ekranda yapalım. Orada görmüş olun. Türkiye üzerindeki alanı kırmızıyla çevrelenmiş alanı görüyorsunuz. Bu Avrupa için de geçerli. Son 70 yıl içerisinde yapılan ölçümlerin ortalama çıkarılması haritası bu aslında. Yani ne anlatıyor bize? Diyor ki son 70 yıl içerisinde 500 milibardaki kalınlık artmış durumda diyor. Şimdi 500 milibar ne? 500 milibardaki kalınlık ne? Falan filan. Şimdi bunu bir minik açalım. Çok teknik gibi gelebilir ama hiç öyle değil. Çok basit bir şey. Çok basit. Şimdi 500 milibar dediğimiz bir basınç seviyesi. Yerden belli bir mesafe, yaklaşık 5000 metrelere karşılık geliyor. Ama basınç seviyesiyle jeopotansiyel seviye, yükseklik, kalınlık aynı şey değil. Neden değil? Çünkü bir tanesi de basınç dalgalanır. Yani 500 milibar dediğimiz basınç seviyesi her zaman aynı yerde değildir. Bir alçak basınç girdiğinde, giriş yaptığında o nokta için 500 milibar başka bir noktada durur. Ama jeopotansiyel yükseklik her zaman, yani bir dağın yüksekliği de onun üzerindeki havanın ağırlığı gibi bir fark. Neyse, buradaki bu 500 milibarın milibardaki kalınlık artmış durumda. 50 metreden daha fazla artış gösterdiğini doğruluyor yapılan ölçümler. Bu bize ne anlatıyor? Orada 50 metre yükselse ne oluyor, yükselmese ne oluyor? Yani bizim hani yüksek basınç geldi, normalin üzerine çıktık, normallerin şurasındayız falan diyoruz ya, bizim normalimiz değişmiş diyor bize. Yani bir yüksek basınç geldi, kuraklık etkisine girdik diyoruz ya, diyor ki hayır, o kuraklığın bir kısmı zaten senin normalin. Kuraklık etkisine girmedin, sen kuraksın zaten diyor bize bu harita. Türkiye'yi de kapsamış ve Akdeniz'i böyle komple içerisine almış. Dolayısıyla bizim artık yeni normallerimiz var. İşte normallerin 10 derece üzerinde dediğimiz sıcaklık belki de bizim normalin 5 derece üzerinde. Senin normalin başka bir yere gelmiş. Yüksek basınç sayıları, yüksek basınç kuşaklarında kalma süren artık değişmiş ve o süreden şu kadar saptık diyoruz. Aslında çok sapmamışız. Bizim normalimiz o hale gelmiş. Bu nedenle toprak bu kadar kuru durumda. O nedenle çok kolay yangın çıkıyor. Dünyanın her yerinde bu enlem, bizim bulunduğumuz enlem artık daha sıkıntılı, daha kolay yangınların çıktığı alanlar gibi olmaya başladı. Bu sıkıntı yalnızca orman yangınıyla mı kısıtlı? Maalesef o da değil. Yani bu kuraklığın getirdiği her alanla alakalı uç noktalara gidiyoruz. Bu ne diyor bize? Diyor ki sebebi onu bunu evet araştır bul ama oraya takılma. Senin ciddi problemin küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, küresel iklim krizi diyor. Buraya yoğunlaş. Bununla alakalı olası her alan, her kategoriyle yani gıda, güvenlik, yangınlar, seller, afet seviyesinde hava olayları hepsiyle alakalı yeni normallerin üzerinden kurallarını, kanunlarını üret. Kanun kural derken yani toprağa müdahale, toprağın ekiminden, biçiminden tut, ormanlara vereceğin izinlere kadar, ormanlarda gezmene, dolaşmana kadar her şeyle alakalı yeni kurallarımızı. Çünkü bugün normal olarak, doğru olarak bildiklerimiz artık toprak için, ağaç için, bitki için normal olmayabilir. Bunu belirlememiz, buna göre yönetmeliklerimizi belirlememiz ve uygulamamız gerekiyor. Yani yeni normallerimiz var artık. Şimdi basınç haritamızla başlayalım istiyorsanız. O alçak basınç sokulmaya başladı. Bakın dünyayı çevirelim. Marmara üzerinde, Ege üzerinde, Karadeniz üzerinde hava hareketlenmeye başlıyor. O dediğimiz sağanak yağışları getirecek. Şimdi geçelim bakalım Avrupa'daki durumu. Avrupa'nın kuzeyinden gidiyor sistemler. Bize de ufaktan giriş yapmaya, bize de ufaktan ufaktan mavi alanlar belirmeye başladı. Dünyayı çevirdik baktık, doğu bölgelerde yerel yağmur geçişleri var. Geldik 7'sine bakın. 6
Ağustos gecesinde Trakya'da, 7'sinden itibaren de sabaha karşı Marmara'nın orta ve doğu kesimlerinde, ardından Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklar var. O rengin maviden yeşile, yeşilden sarıya, ardından turuncuya döndüğü alanlar. Ne kadar ileriye doğru gidiyorsa o kadar yağışın miktarı artıyor demek. Turuncuya doğru giden alanlarda 20 kilograma kadar yağış düşecek demek. O saat diliminde düşecek yağışı söylüyor bize. Dolayısıyla her saat geçişindeki o renk skalasında aşağıda gördüğümüz miktar üzerine ekleniyor. Yani bir saat diliminde 10 kilogram, öbür saat diliminde 10 kilogram, bir sonraki dilimde 10 kilogram, yani 30 kilogram yağış düşecek. Yani toplamdaki anlamı bu. İstanbul için tekrar söylüyoruz. Cuma akşamı ve cumartesi için bir yağış ihtimali var ama o kuvvetli karışım cuma akşamı için daha ağırlıklı. Dolayısıyla bazen hani görürüz ya, çok yağış olmadan yıldırımlar, şimşekler çakar 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 gider. Bazen öyle olabiliyor ama şu anda %35'ler civarında dolu ihtiva edecek sağanak yağış olasılığı var. Bunun daha netleşmiş halini, şu anki görüntüdeki bilgi bu. Daha netleşmiş halini yarınki videomuzda da veriyor olacağız ama tedbirli olmamızı söylüyor bu modeller bize. Güneye gelecek yağışların da, görüyor musunuz, Akdeniz'de yağış var, Batı Akdeniz'de, ama Ege'nin iç kesimlerinde, iç kesimleri dışında bir alanda yağış görünmüyor. Geliyoruz sıcaklığa. Sıcaklık haritamız değişti. Bu simülasyonumuz, bu modelimiz 850 mil var. Yani yaklaşık 1500 metre yukarısının haritası. Bize ne anlatıyor? Bize gelen giden sistemleri daha belirgin olarak söylüyor. Yani topografya etkisi olmaksızın biz sistemlerin gidişini, gelişini daha iyi görüyoruz buradan. Bakın son bir haftanın son çalışma gününde bir tık daha yukarı çıkıyor sıcaklıklar dedik ya. Bakın Avrupa'nın doğusundan Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Romanya'ya kadar çıkıp oradan doğuya gidiyor. Görüyor musunuz? Marmara'ya, Ege'ye tekrar giriş yapıyor. Dolayısıyla Marmara'da bir miktar aşağı çekilen sıcaklıklar, ki zaten normallerin üzerindeydi, 35 derecelerdeydi, 36 derecelerdi. Şimdi tekrar bir tavan yapıp öyle cumartesi düşecek. Bakın dünyayı çevirdik, göreceksiniz. Saat 5 Ağustos 14 itibariyle bakın Marmara'nın kuzeyi kırmızıya dönmüş durumda. Karadeniz'in kıyı kesimleri kırmızıya dönmüş, aşağısı neredeyse siyah. Biraz ilerledik ve batıdan gelen sıcağı görüyor musunuz? Marmara'yı kapsıyor ve 6 Ağustos'ta komple Marmara'nın üzerinden geçip tüm Türkiye saat 13 itibariyle, yarın 13 itibariyle böyle siyah görüntüyü alıyor. Yani sıcaklık kırmızıdan daha yüksek değerlere geçmiş oluyor. Sonra ilerliyoruz, ayın 7'sinde saat öğlen 11'e geliyoruz. Gördünüz mü Marmara'daki, Ege'deki azalışı? O kırmızıdan, aşağıdaki lejantta görüyorsunuz, kırmızıdan siyaha doğru ilerleyen renkler şimdi siyahtan geri kırmızıya doğru, hatta turuncuya doğru geliyor. Cumartesi hissedilir azalış var. 10 derecelik yaklaşık düşüş var. Ama dediğim gibi bu Marmara'da, Karadeniz'de sağanaklar yapacak. Ege'de maalesef bir etki şu anda yağış bakımından İç Ege'ye yerel yağışlar dışında yapmıyor ama Batı Akdeniz'de Antalya, Isparta, Burdur dolayları için yağış olasılığı söz konusu. Anlatacaklarımız şimdilik bunlar. Yine görüşeceğiz. Hemen geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günlük duruma. Arkasından simülasyonlarımızı her zaman olduğu gibi meraklısı için bültenimizin sonuna yerleştiriyoruz. Önce yağışa, sonra sıcaklık durumuna bakıyoruz. Tekrar görüşeceğiz. İyi haberler getirebilmek dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.